What is the probability of işte şey, not burglary and not earthquake? Bunun cevabı buradan rahat bir şekilde bulunabilir. Sadece şey demiş olsaydı, John'un beni arama ihtimaliyle o kadar. Ondan sonra bir de hidden variable'lar üzerinde toplama yapman gerekecekti. Nasıl yapılacağını da o çarpmalar zaten sana söylüyor. Neyse ben bunların üzerinde çok fazla durmadan size şunu gösterip dersi burada dönemiyle beraber bitirmek istiyorum. Bu benim yaptığım aynısı, tamam buradan çalmıştım ben zaten. Bunun gibi şeyler var. Bayezid network'lar var. Biraz önceki araba örneği. Arabanın işte aküsünün yaşı. Alternatör şeyi. Alternatörün boruk bozuk olup olmaması. Ondan sonra şeyin pervanenin kayışı. Akü şarj oluyor mu olmuyor mu? Akü ölümü değil mi? Akü metresi, ışıklar. Şuna niye iş? Dipstick ne demek? Şey, yağ çubuğu. Ondan sonra gas gauge'de şey, benzin ibresi. Yağ ışığı, arabanın ışığı. Yeşilleri gördün mü? Yeşiller niye yeşil? Yeşiller ölçülebilen şeyler. Görüyorsun. Tamam mı? Yağına bak arabanın. Araba çalışınca şurada yeşil olacak da bu herhalde bir şeymiş. Bu herhalde sorduğu olan şey. Hikaye, sorduğu şey herhalde. Ya da bunu gözlemlemiş, öbürlerine bakıyor. Ondan sonra şey, benzin ibresi, yağ ışığı, katerinin yaşı. Gördünüz mü hepsi bunlar neye bağlı? Şeyin, akünün ölü olup olmamasını doğrudan yaşına bağlamış. Başka bir şeye bağlı değil diyor. Basitleştirmiş. Başka bir sürü neden olabilir belki, bilmiyorum. Batarya metre, tamam mı? Aküyü ölçen bir tane ibre var ya bir yerlerde, onu sadece bataryaya bağlamış. Ama kendisiyle ilgili problemler de olabilir. Basitleştirmiş. No charging dediği şey, akü şarj olmuyor. O ya alternatör broker'dır ya da fan belt broker. Şöyle demiş. Nodlama mı? Nodları ışıklandırmış. Hidden variables are gray. Bunlar hidden variable'lar. Bunları şey yapamıyorsun. Ölçemiyorsun. Aynen adamın soğuk algınlığı mı var, veremi var gibi. Hidden onlar, tamam mı? Bateri flat olup olmadığına, bateri flat demek, bateri bitmiş demek. Onu da oradan ölçemiyorsun. Niye ölçemiyorsun ki acaba ya? Ölüm bitmiş mi? Bateri flat, bateri bitmiş. Bunu göster. Ha, bateri meter onu göstermiyor, tamam. Akü göstergesi voltajı ölçmüyor mu? Bitmiş akünün öyleyse voltajı normal gösteriyor ama amper çekebiliyorsun herhalde üzerine. Onu yapmış. Şarj olup olmadığında bunlar diagnostik hikayeleri. Şeyler ne peki? Testable variables green, hidden variables gray. Ondan sonra broken so fixed variables orange. Bunlar da bozulabilen şeyler. Bunlar da test edilemiyorlar. Bunlar da test edilemiyorlar. Tamam mı? Bunlar da test edilemiyorlar. Ama bunlara bakarak şu test edilebilen hikayeler var. Yani adam sana diyecek ki ya baktım, normal, araba çalışmıyor, benzin var, oil light'ı yanıyor, arabanın lambaları yanmıyor, bateri metreyi 15 volt gösteriyor, bateride benim 3 yıllık. Bunların hepsini sana verdi, senden çıkarım yapmanı istiyor şunlardan. Acaba arabada yağ mı kalmadı? Acaba arabanın benzini mi yok? Acaba arabanın marş motoru mu bozuldu? Tamam mı? Bunların hepsinin çıkarımını bu şekilde buradan yapabilirsin. İşin güzel tarafı batarya için bataryada şunun tablosunu görebiliyorsunuz değil mi? Nasıl bir tablo? Batarya sıfırken bataryada dolma ihtimali %1. 1 iken %5, 2 iken %10. Anlıyorsun değil mi? Bunu şeyi, akü üreten adamdan rahatlık düzeyinde alabilirsin. Sonra baterinin etkisini batarya metre üzerinde görebilirsin. Öldüğü zaman batarya metre 0'ı gösteriyor. Bunların hepsi dediğim gibi mesela şurada no gas dediği zaman bu çalışmayacaktır tabii ki. Oil olmadığı zaman dipstick'teki şey düşecektir. Ondan sonra fuel line broken arabayı çalıştırmayacaktır. Bu uyduruktan bir şey network değil biliyor musunuz? Bu uyduruktan bir network değil. Çoğu şeyin araba şirketinin böyle bir tane şeyi var. Kitabı var. Gidiyorsun tüm diagnostikleri oraya giriyorsun.
bugün de ondan yapmaya başladı. Bugün de dediğim son 15-20 yılda ondan yapmaya başladılar. Şu var şu yok, şu var şu yok. Teker teker giriyorsun. O da sana diyor ki şey kayışına bak diyor, alternatörün kayışına bak diyor, orası kopmuştur diyor. %90 ihtimalle onu söylüyor. Olmadıysa diyor şuna bak diyor, olmadıysa buna bak diyor. Bunlar üzerinden hesaplıyor. Ya da birisine şey verirken, araba sigortası yaparken ne kadarlık bir sigorta yapmalıyım? Bu adamın bir yıl içerisinde kaza yapma ihtimali ne? Tamam mı? Bir sürü şey var, hikaye var. Yaşı. Tamam mı? İyi bir öğrencime arabanın şeyi, kaç kilometrede olduğu, arabanın yaşı. Adamın yaşı, arabanın yaşı. O zaman bu araba tek arabası mı, birden fazla arabası mı? Arabanın markası. Şey var mı, ABS'si var mı? Adam daha önceden kaza yapmış mı? Tamam mı? Ondan sonra bunların hepsini getirip şurada hesaplamaya çalışıyorum size. Medical cost ne kadar bu adama sigorta yaparken hastane masrafları için ne kadar para istemeliyim? Karşı tarafa verdiği hasar için ne kadar para istemeliyim? Ondan sonra karşı tarafa verdiği maddi hasar için ne kadar para istemeliyim? Falan. Bunların hepsi şuradaki notlara bağlı. Bunların hepsi insurance şirketlerinin elinde var. Onları koyuyorlar teker teker. Bu adama diyor işte bir yıl içerisinde şey sigorta yapacağım. Şu kadar para verirsem bundan zararlı çıkma ihtimalim ne? Bunların hepsi Bayesi Network'lerin içerisinde. Bayesi Network'lerin içerisinde yapılıyor. Sen ne yapıyordun ya? Bir daha söylesene. Sen ne yapmıştın önce? Ses arayüzüyle ilgili bir çalışma yapacağım. Ama konu şeye bağlıydı değil mi? Yok, tamam. Adam Gagok dedi. Bu adam arabada olduğuna göre, tamam mı? Ve en sonda İşte bilmem ne şarkısını dinlediğine göre bu adamın kes artık demiş olma ihtimali ne? Tamam mı? Yani bu böyle bir bayesinin network'le işin içerisinden ya da hiçbir olmadı naif bayesine. Tamam mı? Naif bayesine işte en alttan bayesine her şey bir tane root cause'a bağlı ölçümü yapıyorsun. Kabuk lafını duydun. Şu da vardı, bu da vardı, bu da vardı. Bunun temelde bu olma ihtimali ne? Birbirinden bağımlısı olması. Her naif bayes yapsaydım şunu ben. Eğer ben bunu naive bias yapsaydım, şu yeşillerin hepsini sadece belki flat battery'e bağlayacaktım. Flat battery hiçbir şeye bağlı değil olacaktı. Tamam mı? Naive bias yapsaydım. Şurası sanki naive bias gibi zaten. Gördünüz mü? Şu kendi bari flat battery bu ve bu. 4 tanesi bir naive bias yapmış. Şu 3 tanesi bir naive bias yapmış. Şu alt satır sanki naive bias yapıyormuş gibi ama üstten de başka bir şeyler de bunlara bağlı. Acyclic yine. Cycle yok. Şu üst taraf naive bias diye bozuluyor. Sebebin de sebebi var. Onda bir sebebi var. Kendisi olacak. Tamam arkadaşlar. İsterseniz ben bunu burada bırakayım. Her zaman random variable'lar binary olmak zorunda değil. Bazen continuous da olabiliyor. Onunla ilgili yaptıkları çalışmalar falan var mesela şu. Neyse bundan sonra konuşmayacağım. Ya şöyle bir şeyler koyabilir miyim? Anlatabilir miyim? Yok bu kadar. Tamam, maalesef uncertainty chapter'ı yarım bıraktım. Bundan sonra bir tane de inference chapter'ı vardı, o da güzeldi. Hidden Markov modeli falan filan gelemedi. İsterseniz merak edenleriniz baksınlar. Hidden Markov modeli. Hidden... Naive Bayes'in birazcık daha gelişmiş hali. Gerçi bunların hakkında gelecek dönem bir tane ders vereceğim. Doğal deri işleme diye. Onun hakkında oradan falan koyacağım. Çünkü onlar çok sıkı bir şekilde bunları kullanıyorlar. Merak eden dersi alsın, o da mantıkta anlatacağım ben, mantığı tam anlamadıysanız, merak ediyorsanız. Tamam, bu dönem o kadar. Haftaya demolar var, demoyu yapmayan kalacak. Uydurukta bir şey göstermeyeceksiniz bana. Çalışan bir şey göstereceksiniz. Tamam mı? Acımam ha, tamam. Biliyorsun.